Merhaba çocuklar. Bugün yine beraberiz. Bu derste de Türkçe dersinde büyük ünlü uyumu kuralını öğreneceğiz. Zaten sene başında bu konuyu bir defa öğrenmiştik. Yine bir tekrar ederek bu tatilinin vermiş olduğu avantajla bunları tekrar edelim. Evet, neler öğreneceğiz? Büyük ünlü uyumu nedir? Türkçe'de büyük ünlü uyumu. Büyük ünlü uyumu deyince Türkçe'deki sözcüklerin ünlülerine bakarız. Eğer bir sözcükte ünlü harfler ya kalın olacak ya da ince olacak. Burada dediği gibi Türkçe kelimelerde ilk hecedeki ünlü harf kalın ise diğerleri kalın olması lazım. İlk hecedeki ünlü ince ise diğerleri ince olması gerekir ki bu büyük ünlü uyumu kuralına uysun. Örnek ben bir kelime yazayım. Perde. Bakın birinci hecedeki per hecesindeki ünlü ses e, ince. İ harfiyle göstersem yine ikinci hecedeki i olursa bu ünlü uyumu kuralına ne yapar? Uyabilir. Örneğin balık kelimesini bakalım. Balık. Balık. Bakın kalın. Bu da kalın. O zaman bu uyar dedik. Neye uyar? Büyük ünlü uyum kuralına uyar. Bu da uyar. Demek ki bir kelimedeki ilk hecedeki ünlü harf kalın ise hepsinin diğer hecedeki ünlü seslerin de yani ünlü harflerin de hepsi ya kalın olacak ya da ince olması gerekir. Kalın olursa, hepsi birden kalın olursa uyar ya da hepsi ince ünlülerden oluşmuşsa bu da uyar. Avukat diyelim. Avukat kelimesine baktığımız zaman A kalın. U kalın, A yine kalın, bu da uyar. Demek ki kelimedeki ünlülerin ilk hecedeki ünlü kalın ise diğerlerinin de kalın olması gerekir ki büyük ünlü uyumu kuralına uysun. Örneğin sinema yazdım. Sinema. Bakın, İ'ye baktım ince, E'ye baktım ince, A'ya baktım kalın. O zaman ince ince kalın ne oldu bu? Büyük ünlü uyumu kuralına uymaz bir sözcük. Demek ki bir kelimedeki ilk hece ya kalınla başlıyorsa diğerleri kalınla devam etmesi gerekir. İnce ile ilk hecedeki ince ünlü ise diğer hecedeki ünlülerin de ince olması kuralı vardır. Kitap sözcüğüne bakıyorum. Kitap. İnce ve kalın. Ne oldu? Uymaz. İnce kalın. Yani bu büyük ünlü uyumu kuralına uymayacağını öğrendik. Burada da yine bakalım. Ne diyor? Bilgi kartında Türkçe kelimelerde ilk hecedeki ünlü harfler kalın ise diğer hecelerdekilerde kalın ünlü olması gerekir. Eğer ilk hecedeki ünlü ince ise diğer hecedeki ünlülerde ince olması kuralı olursa, varsa bu büyük ünlü kuralına uyar. Örnek kelime kemik. İnce, ince, iki tane ince ünlü oluşturduğu için bu kelime uyar. Buraya bakalım. Tatil kelimesine bakalım. Tatil A birinci hecedeki tatil. Birinci hecedeki A kalın, İ ince ünlü. Öyleyse bu A-İ ünlüleri vardır. Kural, öndeki gibi dolduruyoruz, devam ediyoruz. Kural, bakıyorum. U, A kuralı vardır. E-İ ünlü harfler. Kitap, İ, A. Cesaret, E, A-E. Bakın, sanat, iki tane A. Evet,
Mavi ayla i vardır. Büyük ünlü uyumu var mıdır, yok mudur? Bakalım. Tatil. Tatil. A i kalın, i ince. Bunda büyük ünlü uyumu kuralı yoktur. Kural kelimesinde vardır. Sevgi kelimesinde vardır. Kitap kelimesinde yoktur. Cesaret kelimesinde yine yoktur. Niye? Kalın ve ince ünlüler vardır. Karışık olduğu için uymaz. Sanat kelimesinde vardır. Mavi kelimesinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Çünkü A ile İ vardır. Evet. Aşağıdaki cümlelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri karşılarına yazalım. Beyaz uymaz. Oje uymaz. Kimin kelimesi uyar? Ama beyaz kelimesi ne yapmaz? Uymaz. Bize neyi soruyor? Büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri. Demek ki bu cümlede beyaz kelimesi büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Bebeğin biberonu nerede? Bebeğin e-e-i. Bu uyar. Bu sözcük uyar. Biberonu. Bi-i ince. E-ince. O kalın. U kalın. Öyleyse bu sözcük uymaz diyeceğimiz biberon kelimesi uymaz. Annem elbisemi yıkıyor. A ile başlıyor. E ile ikinci hecede. Bu da uymaz. Annem kelimesi. Evet. Pazardan elma ile kiraz aldım. Pazardan uyuyor. Hepsi kalın A. Ünlüler. E elma kelimesi de E ince. A kalın. Kiraz. İ ince. A kalın. Öyleyse bu ikisi de uymaz. Bakalım. İki kelimede elma ve kiraz kelimesi de ne oldu? Büyük ünlü uyum kuralına uymadı. Evet. Bir ikinci konumuz sert ünsüzlerin benzeşmesi kuralı. Ben burada dikkatle dinliyoruz. Sert ünsüzler dilimizde ünlü ve ünsüzler ikiye ayrılıyor. Ünlüler bir, ünlüler ünlü sesler biliyorsunuz A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunlar ünlü sesler. Ünsüzler, ünsüzler nelerdir? B, C, geri kalan. Ç, D, F, G, H, yumuşak G yani. Efendim, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. 21 tanedir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 tane ünsüz harf vardır. Bu ünsüz harfler kendi aralarında ikiye ayrılır. Ünlüler gibi. Kalın kalın, ince ince dediğimiz gibi. Burada da sert sessizler vardır. P, Ç, T, K. Bunlar sert. Süreksiz ama. P. Söyleniş şekline göre. Süreksiz. Bir de ne var? F, S, Ş, H. Bunlar da sürekli sert. Sürekli. Yani ağzımızdan çıkışına göre. P. Sert çıkar ama kesik çıkar. P. Ç. T. K. Söylerken ağzımızda sert ve kesin çıkar. Ama bu F. S. Ş. H. diye uzatabiliriz. İşte bunların birbirine benzeşmesi kuralı vardır. Sert ünsüzlerin yumuşaması. Yani P, Ç, T. P, Ç, T, K. P neye dönür? Kitap. Kitap ek geldiği zaman kitap B'ye dönüşür. P yerine B daha yumuşaktır. Yani P serttir.
B yumuşak unsurdur. Ç C'ye dönüşür. C Ç daha serttir, C daha yumuşaktır. P B'ye dönüştüğü gibi Ç de C'ye dönüştü. T D'ye dönüştü. Bakın. T'yi D'ye dönüşüyor, yumuşuyor ve K da G'ye dönüşüyor. G ya da yumuşak G'ye ne yapar? Dönüşebilir. Örneğin. Kurak kelimesi, kurak. Kurak kelimesine bir bakalım. Ya da kulak diyelim. Kurak kelimesini biraz şey edelim. Kulak diyelim. Kulak bir işitme organımız. Bunun sert ünsüzle bitiyor. Bakın son harfinde k harfiyle bitiyor kulak. Im ekini getirdiğim zaman artı ım kulakım diyemeyiz. Kulak ım kulakım diyemeyiz. Kulağı rım olur. Yani K yerine ne geldi? Yumuşak G'yi getirdik. Kulağım oldu. Yine bayrak kelimesini bayrak bayrağım diye ne yapabiliriz? Yumuşatabiliriz. İşte bu şeydir. Sert ünsüzlerin yumuşaması. Efendim bir başka topaç. Topaç kelimesi. Bakın sert ünsüz buradaki sert ünsüz. Topacım dediğim zaman ım ekini getirdiğim zaman buraya ne olur? Topacım. To pa çım diyemeyiz. Burada yumuşadı c ç yerine c'yi kullandım. Topa çım diyemeyiz. Topa cım olarak ne yaparız? Öz. İnat kelimesine bakın. İnat. İnatçı, inatçı. T yerine ne gelmesi lazım? D. İnadın, ın oldu. Ini getirdim. Evet. İnadın. İnadın. D, T yerine D gel. İnatın diyemeyiz. Çünkü sert, ünsüz o şekilde söylesek kelimenin anlamını ne yaparız? Bozmuş oluruz. Yani bazı sert ünsüzler değişebiliyor. Kitap. Her kelimeden bir örnek. Kitap. Buradaki P de sert ünsüzdür. Kitap ım ekini getirdim ya da ım ekini getirdim. Ne oldu? Kitabım. Kitabın. Ne oldu? P yerine B'yi ne yaptım? Kullanmış oldum. Öyleyse sert ünsüzlerin benzeşmesi burada söylediğim gibi P yerine B gelir, Ç yerine C gelir, T yerine de D gelerek, K yerine de yumuşak G ya da G harfi gelerek yumuşama dediğimiz olay sert ünsüzlerin yumuşaması olayı meydana gelir. Azı bilmeyen çoğu bilmez. Bir cümle yazıyorum. Azı bilmeyen bilmeyen çoğu bilmez. Evet. Burada çok kelimesi ne olmuş? Çok kelimesi yerine yumuşamış. K yerine yumuşamış çoğu. Yani az zı bilmeyen çok bilmez. Çoku bilmez diyemeyiz. Çoku diyemeyiz. Çoğu yumuşaması gerekir ki o şekilde cümle tamamlansın. Yine yeni bir kitap aldım. Yeni bir kitap. Yeni bir kitap aldım. Aldım. O burada da ses benzeşmesi. O kitaptan tan bende bende de
de var. Çocuklar bu iki cümleye dikkat edin. Yeni bir kitap aldım. Ey kalmamış. Şimdi o kitaptan, karşıdaki çocuk diyor, o kitaptan bende de var. Buradaki de, şuradaki de'ye bakın. Bunu iyice belirteyim. Buradaki de, ek, bu, bağlaç. Bunu daha önceki derslerimizde gördük. Buradaki tam kitap, set ünsüz, set ünsüzle başlayan kelimenin sonuna ek geldiği zaman set ünsüz ve ses benzeşmesi dediğimiz olay olur. Kitaptan diyemeyiz. Çünkü P burada set ünsüzdür, yumuşamaz, ancak dan diyemeyiz, kitaptan diyemeyiz. Sesi sert olduğu için kendinden sonraki gelen sert ünlü dan dediğimiz zaman ses benzeşmesi olmaz. Ona biz ne diyoruz? Kitaptan. İkisi de sert ünsüz oldu. O zaman buna da biz ses benzeşmesi diyoruz. Demek ki örneğin çöp kelimesini söyleyeyim. Çöp. Çöp. Ne diyelim? D ekini getirelim. Ne olur? Çöp D olur. Çöp D. Diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Niye? Çöp D. P. Sert ünsüz. Bu sert ünsüz. Bu yumuşak. Oysa ki bu çöp D diye yazamayız. Ne yazarız? Çöp T ekini getiririz. Ne olur? Çöp T ya da çöpten. Bakın çöp T. Ne geldi? İki tane sert ünsüz yan yana gelerek birleştiği zaman sert ünsüz oluşur. Biz buna ses benzeşmesi diyoruz. Evet. Bir diğeri de hece düşmesi. Çocuklar, hece düşmesinde dilimizde bazı kelimeler, daha çok iki heceli kelimeler ne var? İki heceli kelimelerde meydana gelir. Ses düşmesinde birinci hecedeki ünlü düşer, ikinci hecedeki ünlü hece değil, ses düşer. Hece değil. Bakın, karın kelimesine bakın. Karın. Karın kelimesinde karın şu yumuşak olan bölgemiz. Buna ım ekini getirelim. Buna ım ekini getirelim. Karınım diyemeyiz. Yani bunun yazılışı karınım diyemeyiz. Yanlış olur. Şuradaki ikinci hecedeki ünlü ses, ünlü ses diyorum bak, hece değil. Ünlü ses düşer. Ne olur? Karın, ka, nım, nım. Buradaki ı kayboldu. Buna biz ne diyoruz? Ses düşmesi diyoruz. Karnım oldu. Evet. Karnım kelimesi oldu. Demek ki bu cümlelerde hece düşmesi. Örneğin akıl kelimesini, akıl, nım ekini getirelim. Aklım ne getirsin? Ün getirin. Ün getirin. Akılın olmaz. Burada şuradaki ses, şu ses düşer. Aklın olur. Ne olur? Aklın olur. Yine hece iki hece. Birinci hece, ikinci hece. Ama burada akılın olur o zaman. Düşmesi üç heceyi oluşturur. Biz bunlara da ses düşmesi diyoruz. Yine burun kelimesine bakalım. Burun. Burada bu getirirsem ne olur? Burnum olur diyebiliriz. Buradaki ses gitti. Burnum. Burnum oldu. Buradaki
ses kendiliğinden, buna ne diyoruz? Ses düşmesi. Böylelikle ses düşmesi kelimesini de bunu anlayabiliriz. Daha bunları çok çoğaltabiliriz. Örneğin ağız, şehir, efendim, omuz gibi kelimelerde daha çok iki heceli bu sözcüklerde ünlüyle başlayan bir ek getirildiği zaman ikinci hecedeki ünlü düşer ve yine biz bunlara, bu olaya da hece düşmesi diyoruz. Evet, kısaca bu derste de bunları anlattım. Döne döne tekrar tekrar izlerseniz daha faydalı olacağına, bu örnekleri kendileriniz aranızda defter ve kaleminizi çıkarıp çoğaltabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.